Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde tam sayılarla işlem yapmaya gerektiren problemleri göreceğiz. Bir laboratuvarda deney yapan bir grup öğrenci bir maddenin sıcaklık değişimi karşısındaki özelliklerini incelemektedir. Madde eksi 4 santigrat derece sıcaklıktayken 3 saat boyunca sıcaklığı her saat 12 santigrat derece azalıyor. Maddenin her bir saat sonunda ulaştığı sıcaklığı ve 3 saat sonundaki sıcaklık farkını birlikte hesaplayalım. Maddenin ilk sıcaklığı eksi 4 santigrat derece. Her saatte 12 santigrat derece azaldığına göre birinci saatin sonundaki sıcaklığım eksi 4, eksi 12 diyorum. Neden? Çünkü azalıyor. Eksi 12 ne olacak? Birinci saatin sonundaki sıcaklığım eksi 16 santigrat derece. İkinci saatin sonundaki sıcaklığım ise eksi 16 diyorum. Yine bir 12 derece azalacağından eksi 12. Öyleyse ikinci saatin sonundaki sıcaklık eksi 28 santigrat derece oldu. Üçüncü saatin sonundaki sıcaklık eksi 28 santigrat dereceden 12 santigrat derece daha azalacağından eksi 28 eksi 12 diyorum. Sonucum ne geldi? Eksi 40 santigrat derece. Yani üçüncü saatin sonundaki sıcaklık eksi 40 santigrat derece olur. Maddenin son sıcaklığı ile ilk sıcaklığı arasındaki farka bakalım. Son sıcaklığı eksi 40 santigrat dereceydi. Farkı dediği için eksi diyorum. İlk sıcaklığım eksi 4 santigrat dereceydi. Eksi 4. Burada tam sayılarla çıkarma işlemi var. Öyleyse çıkarma işlemini hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Toplama işlemine çeviriyorduk. Toplama işlemine çevirirken ilk sayım aynen kalıyor. Çıkan sayımı ne yapıyorum? Toplama işlemine göre tersini alıyorum. Yani eksi 40 artı artı 4 oldu. Toplama işlemine çevirdik. İşaretleri farklı olduğundan mutlak değeri büyük olandan küçük olanı çıkartıp büyük olanın işaretini başına koyuyoruz. Öyleyse ne oldu? Farkı eksi 36 santigrat derece. Başka bir örneğe birlikte bakalım. 80 santimetre yükseklikteki tramplenden havuzu atlayan Bora, suyun 75 santimetre derinliğine kadar dalmıştır. Bora'nın atladığı yükseklik ile dalda yükseklik arasındaki farkı bulalım. 80 santimetre yükseklikten 75 santimetre derinliğe kadar iniyor. Bunun farkını bulacağım. Öyleyse 80 eksi eksi 75. Neden eksi 75? Çünkü derinliğe iniyor. Yani havuzun altına doğru indiği için oraya eksiyle gösteririz. Yine çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemini toplama işlemine çevireceğiz. Öyleyse 80 artı artı 75 diyorum. Yani aradaki farkım ne olacak? 155 santimetre. Başka bir örneğimize bakalım. Bir seyahat gemisinde her dolu kameradan günlük 80 lira kar, her boş kameradan 45 lira zarar ediliyor. Gemi 75 kamerası dolu, 25 kamerası boş haldeyken bir haftalık bir seyahat için yola çıkıyor. Seyahat sonunda kameralardan ne kadar kar veya zarar edileceğini beraber bulalım. 75 kamera dolu olduğundan 80 çarpı 75 diyorum. Öyleyse ne olacak? 6000 lira kar ederim. 25 kamera boş olduğundan 45 çarpı 25 diyorum. 1125 lira zarar ederim. 6000 lira kar ediyordum. 1125 lira da zarar ediyorum. Öyleyse bir günde ne olacak? 4875 lira kar ederim. Bir haftalık seyahate çıktığından, bir hafta 7 gün olduğundan bunu 7 ile çarpıyorum. 34125 lira seyahat sonunda elde edilen kardır. Başka bir örneğimize bakalım. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük negatif tam sayıdan, rakamları farklı 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda aradaki farkın eksi 3 katını bulalım. Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük negatif tam sayı eksi 102'dir. Rakamları farklı 2 basamaklı en küçük pozitif tam sayı ise 10'dur. Bunları Çıkartıyorum. Eksi 102, eksi 10. Sonucum ne olacak? Eksi 112. Eksi 3 katını bulmamı istiyordu. Eksi 112 çarpı eksi 3. Çarpma işlemi yaparken çarpanların işaretleri aynıysa sonucumun işareti ne oluyordu? Artı. 112 ile de 3'ü çarptım. 336. Yani sonucum artı 336 olur. Bu dersimizde tam sayılarla ilgili problemleri gördük. Siz de en büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını bulunuz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.